أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألهقنا بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ve ufavvide emri ilallah innallahu basirun bil ibad. Evet arkadaşlar bina dersimizde iftial babına geldik. Yani bina dersinin 35 babının sülasi kısmındayız. Sülasi ve rubai diye ikiye ayırmıştık. Sülasi kısmını 18 bab demiştik. Bunun 6 babı sülasi mücerret yani 3 harfli yalın fiiller demiştik. Bunları bitirdik. Fethu dammin fethu kesrin fethatan kesru fethin dammu dammin kesretan diye orta harflerinin değişmesine göre orta harflerinin mazide ve muzaride değişmesine göre altı tane bab oluyordu. Matematiksel olarak 9 ihtimal vardı ama Araplar bunlardan altı tanesini istimal ediyorlardı. Daha sonra ise mezitlere geçtik. Sülasi mezitler yani bu üç harfe ziyade, elde, ziyade edilerek elde edilen bablar. Bunlar da 3 artı 1, 3 artı 2, 3 artı 3 şeklinde. Yani 1 harf ziyade edilen, 2 harf ziyade edilen, 3 harf ziyade edilen şeklindeydi. 1 harf ziyade edilenler, bunlar 3 bağıptı, 3 artı 1'ler. Bunlara rubayi de diyorduk, 4 harfli olanlar. Ama mezit kısmından, sülasinin mezidi. Yani sülasiye ziyade edilerek elde edilen dörtlü fiiller şeklinde. Bunlar ifal, tefail ve mufaale bağıplarıydı. Bizim Üç tane babımız vardı. Zaten sülasi mücerredin dışındaki bütün babları mastarlarının adıyla anıyorduk. Burada da mastarlarının adı bunlar. İf'al, tef'il, müfa'ile aynı zamanda babların da adı. Burayı da bitirmiştik. Ondan sonra 3 artı 2'lere geçtik. 3 artı 2'lerde geçen dersimizde infial babını aldık. Şimdi iftial babına geçeceğiz inşallah. Evet okuyalım metnimizi. If'ta i̇ftial el babı tani ifta'ale yefta'ili iftialen. موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده الهمزه في اوله والتاء بين الفاء والعين وبناؤه ايضا للمطاوعه نحو جمعت الابل فاجتمع ذلك الابل يا evet arkadaşları dedik ki yani böyle hızlı bir şekilde okuyup anlayacak şekilde herkes bilsin. Mesela işte el bab Sani bunu kısaca çünkü metin kısa, bina çok kısa. Babları tanıtıyor yani tamamen babları bilme. Fakat biz şerhle okuduğumuz için bizim acizane kendimizin yazdığı şerhle biz bunu derse anlatmaya çalıştığımızdan şerhte tabii daha geniş meselelere temas ediyoruz. Daha sonrasında fiil çekiyoruz babı oturturmak için. Yani o baaptaki küçük bilgi biraz büyüyünce sanki çok fazlaymış gibi algılanıyor ama öyle değil. Normalde bina dersi 3-5 derste bitirilecek bir konu. Fakat dediğim gibi zaten 3-5 derste bitiren dersler çok fazla olduğu için ben de dedim ki ilim ehli kardeşlerimize böyle de bir ders olsun. Hani bu şekilde daha geniş isteyenler böyle de faydalanacakları. Emsile'de de aynısını yaptık. Binada da aynısını yaptık. Böyle de bir en azından istidadı olan, kabiliyeti olan veya daha ilerisini isteyen kardeşlerimiz için e, bu derslerde hazır olsun, önlerinde bulunmuş olsun. Çünkü Türkçe olarak arkadaşlar maalesef İslami ilimlerle alakalı dersler sayısı çok az. Yani Arapça olarak çok fazla. Mesela Arapça'da her dersin çok fazla kaydına ulaşabiliyorsun, bulabiliyorsun. Ama bizde Türkçe olarak sınırlı. Bazı kitaplar neredeyse hiç yok. Veya varsa bile bir tane, iki tane. Ondan dolayı böyle bir e, yola biz sülük ettik arkadaşlar. Diğer yandan kendimizde bu şekilde bir eğitim aldığımızı daha önce defaatle mükerreren beyan etmiştik. Evet. Şimdi metnimiz bu. Diyor ki iftale yefteal iftialen. Yani bu babın adına biz iftale diyoruz. Bakın iftale de feale hangi harfler ziyade olmuş oluyor? Hemze ve T harfi ziyade olmuş oluyor. Birinci başına hemze geliyor. Sonrasında üçüncü harf T harfi ziyade edilmiş. Örnek fiili mesela içtema'a yeçtemi'u içtima'an. Normalde cema'aydı bu cema'a bir şeyi cem etmek. Türkçede de kullanıyor, değil mi? Cem etmek. Ya adam iki şeyi nefsinde cem etmiş derler mesela. Cem etmek toplamak demek. Cema, Cema'a yecma'u. Uh. Cem'an. Cem etmek manasında. İçteme'a dediğin zaman cema'a toplamak. İçteme'a ise nedir? Toplama, toplanmak manasında. Toplanmak. Peki alameti ne bu babın? En yekûne mazisi Mâzîsi alâ khamsete ahrufin. Mazisi beş harfli olacak. Örneğin ben bazen fiilleri tanıtmak için arkadaşlara diyorum ki harflerini sayın kaç harfli. Ama maziden sayın önce mazisini bulun. Çünkü muzari de bazen hemze hemze harfleri muzari de hep düşüyor. Mesela iftale yeftailu ya ye iftailu demiyoruz. İşte inkesara yenkesiru. İşte istefale yestefailu bakın düşüyor. Dolayısıyla onu maziye çevirin. Sonra sayın harflerini kaç harfli. Evet. Beş harfli olacak arkadaşlar ve ne ziyade edilerek bir hemze başına fi evvelihi başına bir hemze harfi ve ta'i ve bir de ta harfi nereye? Beynel fa'i vel ayni. Yani fa'ul fiil ile aynul fiil arasında. Fa'ul fiil dediğimiz neydi? Fe'ale. Yani birinci harfiyle aynul fiil ikinci harfi. Fe'ale kalıbında. Birincisi fa'ul fiil, aynul fiil, lamul fiil dediğimizi daha önce defalarca söyledik. Dolayısıyla faul fiil, aynı fiil birinci ve ikinci harfine, sülasinin birinci ve ikinci harfinin arasına da bir T harfi gelecek. Bakıyoruz başına bir hemze gelmiş mi? Gelmiş. Peki faul fiil bu fe. Ortasında aynı fiil ayın. Ortasına bir T harfi gelmiş mi? Evet gelmiş. Örnek fiilimize bakıyoruz. Başında bir hemze var cim ve mim harfinin ortasına evet bir t harfi yani birinci ve ikinci harfinin ortasına ya da metnimizde denildiği gibi faul fiil aynu fiin arasında bir t harfi gelmiş. Ve bina uhu binası nedir? Ayıdan lil mutava'a. Evet infale babı gibi arkadaşlar bunun babı da mutavaat manasında. Tabi demiştik buradakiler temel manası yoksa sadece bu buradan ibaret değil. Bak infale de mutavaat yaygın. Yaygın mana ama bunda mutavat yaygın mana değil arkadaşlar. Evet mutavat manası da var ama mutavatın dışında çok daha farklı manaları da var bu babın. Evet. Ve binahu eylen eydan lil Şurada. you Daha önce ben size gösterdim aslında arkadaşlar ama hani bir ilk derslerimizde bahsettim ama tabi aradan bayağı zaman geçti. O zamanlar katılmayıp daha sonra katılan arkadaşlar da vardı. O açıdan size şeyi de gösterebilirim. Şimdi biz böyle eğer geniş manaları elde etmek istiyorsak Arapça'da mesela bununla alakalı kendi Şeyhimin kitabından zaten bahsetmiştim. Kendi Arapça hocamızın. Ürzünde mukim olan Şeyh Alehani kendisi Arapça'da böyle bina ile faal diye şerhu bina ile faal bu kitabı arkadaşlar ne yapıyor yazıyor ben de zaten kendi hazırladığım bu kitapta yüzde 60 oranında buradan faydalandım aslında tercüme etmeyi düşündüm kitabı fakat dediğim gibi kitap bayağı detay bilgiler de var geniş bilgiler belki bizi biraz aşacak bu seviyedeki öğrencileri ondan dolayı bir de kendimde bir şeyler eklemek istedim bizim Osmanlı'da Osmanlı dönemindeki alimler de bu ilimle çok fazla iştigal ettikleri için sarf daha çok ecnebilere hitap ettiği için bizim kitaplarımızdan da bazı bilgiler e, eklemek istedim arkadaşlar. Mesela yine daha önce bahsetmiştim bize Şaban Sağdoğlu hocanın şöyle iki ciltlik sarf ilmi kitabı bu alanda Türkçe'de yazılmış en geniş, en güzel kitaplardan biri ve üst seviye bilgisi de var. Dolayısıyla bu kitap bizim bizim dahi hala kendisinden istifade ettiğimiz, e, faydalandığımız, şeyi unuttuğumuzda kendisine rücu ettiğimiz kitaplardan biri. Bina olarak şerh. Bu kitapta arkadaşlar hem binanın hem de emsilenin şerhi var. Emsile bina. Aslında sarfı içine alıyor. Emsile bina maksud izle ama metin olarak emsilele binayı birinci ciltte şerh ediyor. İkinci ciltte de arkadaşlar. iki cilt yani bu kitap. Şu söylediğim kitap iki cilt. İkinci ciltte de arkadaşlar. Bugün de zaten orada başvuracağız şimdi fiil çekerken. İkinci ciltte de şeylere giriyor. Yani bu aksam-ı yani fiillerin o yedi kısmını anlatıp oradaki bütün i'lelleri, ibdalleri, çekimleri, farklılıkları bunları veriyor ki zaten bizlere izliden sonra izliyim işte merak gibi kitaplarda daha çok bu konular var arkadaşlar. O anlamda geniş bir kitap ama direkt işte böyle manalarla alakalı Arapça bu var. Şeyhimizin yazdığı bir de şu kitap var. Bu da Türkiye'de basıldı. Çok değerli bir kitap. Son zamanlarda yani Türkiye'de son zamanlarda dedim yine 2-3 yıl oldu oldu fakat çok değerli bir kitap İlk bina kitabına yazılmış şerh. ben bunu ilk gördüm kendim kendi şeyhime de gönderdim ta o zaman o zaman da bu kitabı hazırlığını yapıyordu dedi ki ya sana zahmet bana bunu gönderebilir misin Türkiye'deydim hepsini böyle çekmiştim resmini çekip gönderdim böyle bütün hepsini PDF yaptım o derece kitabı o kadar beğendi ki acil bir şekilde görmek istedi kendi şerhini hazırlamadan buna da bir nazar etmek istedi çünkü bu e, Şuruhul Bina diye kitap vardı. Bak o da buradaydı ama bulamadım nerede olduğunu. Ha, şurada. Şuruhul Bina böyle bina şerhlerini toplamış. Şöyle burada dört tane şerh var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle metin şeklinde Arapça. Böyle bu, bu buradan şeyhimiz bu kitapları hepsini çıkarmıştı, mütalaa etmişti. Buradan onlardan böyle e, muhassal dediğimiz yani onların özetini, hulasasını almıştı nazari olarak da onu da görmek istedi. Yani o anlamda o kitaplara da rücu edebilirsiniz arkadaşlar. tabi kaynak önemli. Bir ilimde kaynak önemli. Çünkü kaynağa inemezseniz hocanızdan kopamazsınız. Ama eğer ilim öğrenirken hocadan kopamıyorsanız demek ki bir yerlerde biz hata etmişiz. Yani hocadan kopmak demek yani işte hocayı bırakmak, iş hoca iş, işe yaramaz manasında değil. Hoca her zaman yine sıkıştığınız olacaktır ama kendiniz artık ders vereceğiniz zaman çoğu probleminizi kendiniz çözebilecek seviyeye gelmeniz lazım. Bu da kaynaklarla olur. Yani bir ilimde kaynakları elde etmek önemlidir arkadaşlar. Mesela bakın burada atıyorum. Biz tefil babında kaç mana gördük? 11-12 mi? Burada belki 20-25 mana zikrediyor. İşte ifal babında 20-25 mana, 17-18 mana zikrediyor. Yani o anlamda geniş bir kitap arkadaşlar. Kitabın kendisi. Yani bunlar böyle başvurulacak ana kaynak kitaplardan. Yoksa Türkçe yazılmış var. Türkçe benzer işte bina, bina çalışmaları falan ama bunlar daha çok kaynak e, kaynak olan arkadaşlar e, kitaplardan. Ben de mesela kendim binayı hazırlarken bu bunlara başvuruyorum yani. Bunlar daha e, başvuru, temel başvuru kaynakları. Bunu da bahsedeyim dedim. Evet. Nahvu cema'tul ibile feçteme'a zalikel ibil. Yani ben bu develeri topladım. Bu develer de toplandı. Mutavvat değil arkadaşlar. Failin yaptığı fiilin eserinin Neydi? Mefulde gözükmesi. Yani ortaya çıkması, eserinin ortaya çıkması. Dolayısıyla şulasi de yani mutavatı yapılan fiilde mef'ul konumunda olan şey mutavatı meydana gelmiş. Mutavatın meydana geldiği fiilde arkadaşlar ne oluyordu? Fail konumuna geçiyordu. Cema'tul ibile feçteme adalikel ibil. Bakın ibil birincisinde mef'ulken ikincisinde ibil ne oldu? İbil fail konumuna geldi. Şimdi geldik şerhe. Murat burada mı? Murat yok herhalde. Evet. Alameti. Musannif iki harf ziyade edilen ...bağıpların birincisini zikrettikten sonra ikinci kısmının izahına şuru eyledi. Şuru eylemek şera'a başlamak. Yani oraya başladı. Bir yandan böyle Osmanlıca kelimelere de ufaktan alışmamız gerekir. Ben bazen bir ilim okuturken elimden geldiğince Türkçe okutacaksam Osmanlıca eserler seçmeye çalışıyorum ta ki öğrenci en azından yavaş yavaş Arapçaya alışsın. Ben Arapçaya okurken Osmanlıcayı iyi bilmemin yani oradaki faydasını çok ciddi manada gördüm. Yani daha önce Osmanlıca kitaplar okumamın gördüm. Dolayısıyla Osmanlıca kitaplar ve orada geçen kitapla kelimeler Arap dilini, Arapçayı muhafaza etme adına birinci adım. Yani bu anlamda en azından hocalarımız belli bir yerde bir ilim okutacaksa en azından böyle sadeleştirilmiş Türkçe ile değil de en azından Osmanlıca. Çünkü Evet başta zor geliyor öğrenci ama sonra alışacak zaten. Devamlı göre 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 ne yapacak arkadaşlar? Alışacak. Mümkünse sonuna bir ne koy arkadaşlar? Bir sözlük, lügatçe koy. Ama yine de o cümleleri Osmanlıca kelimelerle ziyade olarak içerisinde yer almasını sağla. Yani bunlar olsun içerisinde ki ta ki öğrenciye Arapça için bir basamak olsun arkadaşlar. Çünkü Osmanlıcaya alıştığı zaman Arapçaya da bir alışkanlık kazanacaktır. Evet bu babın alameti ise sülasi mücerret fiilin başına bir vasıl hemzesi ve ilk harfi olan faul fiilinden sonra bir t harfi getirmektir. Evet, başına bir vasıl hemzesi getiriyoruz ve ilk harfi olan faul fiilinden sonra da bir t harfi getiriyoruz. Binası nedir? Musannif Musannif bu babın binasının da önceki babda olduğu gibi mutavaat olduğunu ifade etti. Örnek olarak da cemaatül ibile feçteme azalikel ibil örneğini verdi. Öncelikle pek çok şarih bu örnekte yer alan deme manasındaki el ibil kelimesinin akil olmayan cemi isim olduğunu, akil olmayan cemi bir isim olduğunu, dolayısıyla fiilin de buna uygun olarak içteme at şeklinde müennes gelmesinin uygun olacağını söylemiştir. Şimdi burada arkadaşlar içteme diye geliyor, feçteme a hadihil ibil geliyor. Burada ihtilaf var. Ben bunu aşağıda bahsettim. Bazı alimler diyor ki vaciptir müennes gelmesi. Bazı alimler diyor ki hayır caizdir fakat evli olan müennes gelmesidir diye. Bakın tafsil için kendi şeyhimin kitabına yönlendirmişim. Orada daha geniş ele alıyor. Ben kısaca işaret ettim. Detaylı bilgi tafsile dair. Belki alanını ilgilendirecek bir bilgi. Yani bu müen kelimelerin müennes veya müzekker gelmesi veya caiz olup olmamasına göre orada geniş bir arkadaşlar nahivde tartışma alanı var. Orada Biraz daha detay bilgi var. Evet. Musannif'in örneğine baktığımızda toplamak manasındaki cema' a fiilinin eseri olarak develerin toplanma vaziyetini aldıklarını görüyoruz ki bu da önceki babda açıklandığı üzere mutavatın tarifidir. Aynı şekilde ateşi yaktım manasında. Mesela eş'altu, eş'altun nara. Ateşi ne yaptım? Yaktım. işi ettim. Yani ateşi kıvılcımlaştırdım. Dediğimizde onun eseri olarak ateş de yandı tutuştu manasında feştealet diyoruz arkadaşlar. Eşale, eşale işal mesela. Ben Ürdün'e bir, birinin adıydı böyle. Dedim adın ne dedik? Adım müşil dedi herhalde. Müşil. Yani müşil ateş yakan. Yani aydınlatan. İşteale ne arkadaşlar? İşteale alevlendirmek. Yani onu yakmak. O da yandı. Yani ben bir ateş yaktım. O da yandı. Mesela evkade. Evkade naran. Evkade naran bir ateş yaktım. Festevkade. O da ne oldu arkadaşlar? Bakın istevkade. Festevkade naren. O da istifal babından. İstevkade. Bakın o da onun mutavatı şeklinde geldi. Ateşte yandı. Evkade istevkade. Ateş tutuştu. Yandı. Manasında. Gelmesi de mutavata bir örnektir. Bu babdan gelen fiillerde infial babında olduğu gibi ilacı olma şartı yoktur. İlacı neydi arkadaşlar? Dedik ya ilacı olma şartı sadece o babda. Hatta bir kardeşimiz bir soru sormuş. Hocam tealleme de alleme nasıl oluyor burada ilacı manevi. İlacı ne demek? Fiilin eserinin zahiren gözükmesi. O sadece infial babına hastı. Yani bazı alimler o şartı ne için koyuyordu? İnfial babına bazıları şart değil diyordu ama her halükarda o babtan gelen fiillerin çoğu ilaci fiillerdi. İlacı dediğimiz yani eseri zahiren gözüken. Mesela kesara kırdım in kesara o da kırıldı. Ama ademe in ademe diyemiyorduk değil mi arkadaşlar? Bu hani deniliyordu ama şaz olarak görülüyordu. Bazıları fasih değil diyordu. Bazıları caiz diyordu. Ama her halükarda mesela fehime in fehime diyemiyordun. Denildiğinde de bu çok nadir ve az oluyor diye orada beyan etmiştik. Şimdi burada da böyle bir şart yok. Burada da mutavat manası var ama böyle bir şart yok. Zira bu bab sadece mutavat için vaz edilmiş bir bab değildir. Yani bu bab sadece mutavat için konulmadı. Başka manaları da var. Ama infial babı sadece mutavat manası için vaz edilmiştir. Yani en büyük oranı orada neyi tutuyor? 99 mutavat manası tutuyor. İftial babının mutavat anlamının dışında başka manaları da vardır ki bunlardan önemli olanlar şunlardır. Şimdi bunlardan bazı önemli olanlar zikredeceğiz. Mesela bakalım şeyde ne kadar zikretmiş. Örneğin bu e, Kitabul Binada Mahil إفتعل <سؤال> مثلا إفتعل <سؤال> بمعنى بمعنى مثلا Ve hazel bina müşterekün lazım ve müteaddi. Evet buradan zaten şimdi söyleyeceğiz. Yani buradan lazım da müteaddi de fiiller gelebilir arkadaşlar. Lazım fiiller de bu bab. Lazım veya müteaddi fiiller içinde ortaktır. Bunu söylemiştik diye hatırlıyorum. Yani müteaddi diye belirtmişiz aşağıda arkadaşlar. Belki şuraya ekleyebiliriz yani. Aynı şekilde bu babtan lazım ya da müteaddi. Evet biliyorsun infial babından lazım fiil gelirken müteaddi fiil geliyordu arkadaşlar müteaddi ama çok nadir. Ama bu babdan arkadaşlar lazım ve müteaddi ikisi de gelebiliyor. İkisi de gelebiliyor. Yani müteaddi de az değil geliyor. Ama infial babında müteaddi fiil gelse dahi çok nadirdi. Daha çok ne geliyordu arkadaşlar? Lazım fiil geliyordu. Neyse bunu başlıklandırmamış. Normalde başlıklandırır 1-2-3 diye de orada başlıklandırmamış. Belli manalar zikrediyor. Şimdi biz gelelim Buradaki manalara bir fiildeki manayı elde etmek için çabalamak çalışmak anlamı. Bakalım nasıl bir anlam veriyor. Bakın Kur'an'da bu şekilde çok manalar var. Örneğin çalışmak kazanmak manasında kesebe fiili. İftial babında iktesebe şeklini aldığında anlam olarak da değişime uğrar. Zira birinci şeklinde sülasi mücerret olarak mutlak manada kazanmaya delalet eder. Yani ister ciddi bir çaba olsun ister olmasın önemli değil. Mutlak manada kazanmak. Orada orada nazar kazanmanın kendisi nedir? Nasıl kazanıldığına değil. Yani ister ciddi bir çabalama ve çalışmayla olsun, isterse çabasız olsun mücerret kazanmak manasında. Mücerret yani sırf kazanmak manası. Fakat iftial babındaki versiyonunda ise bu kazanma durumunun bu kazanma durumunun bir çaba sonucu meydana gelmesi manası vardır. Evet yani iftial babındaki şeklinde bir kazanma durumu var. Fakat bu kazanma durumu bir çaba içinde olduğunu söylüyor. Demek ki sülasi mücerrette nazar kazanmaya ama nasıl kazanıldığına olmamakla birlikte iftial babında geldiğinde nazar kazanmayla birlikte nasıl kazanıldığına da arkadaşlar. Gelelim Kur'an'daki kullanımına mesela. Kur'an-ı Kerim'den örneği. La yukellifullahu nefsen illa us'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Bakın Allah bir nefse müsatinin haricinde bir şey yüklemez. Şimdi burada diyor ki laha ma insanın kesbi kendi lehinedir, kesbi. Ve aleyha mektesebe iktisabı dahi kendi aleyhine. Tabi ben bunu verirken manayı arkadaşlar bu şekilde verdim ki aşağıda açıklayacağız. Yani kazandığı, kaybettiği kendine diye mana veriliyor arkadaşlar. Aslında tam olarak mana o değil. Ha yani netice oraya çıkıyor ama tam mana o değil. İnsanın kesbi kendine, iktisabı da aleyhinedir. Yani aslında iktisapla yaptığı şey aleyhine. Dolayısıyla kaybettiği onun aleyhine olmuş olacak. Fakat kaybettiğini iktisapla kazanacak. Ama kazandığını kesple kazanacak. Peki niye birincisine kesb dedi de diğerine iktisap dedi Kur'an? Dikkat edilirse Kur'an insanın lehine olan durumunu ifade ederken, sülasi mücerret versiyonu olan kesebe fiilini kullanırken, ...aleyhine olan durumu ifade ettiğinde ise... ...iftial babından olan ikte sebe fiilini kullanmıştır. Bu kullanımın pek çok hikmetlerinden... ...vallahu alem öne çıkan bir birkaç hikmeti şudur ki... ...bunlardan şunları arkadaşlar istishal ettik. Bir, Kur'an bu kullanımla kişinin lehine olan şeyleri elde edip kazanmasının... ...daha zahmetsiz ve çilesiz olduğunu... Zira fıtratı İslam üzerine yaratılmış insanın hak yolda ilerlerken fıtratından vicdanına bu yürüyüşe fıtratından vicdanına fıtratından vicdanına bu yürüyüşe muvafakat edeceğini edeceğini işaret etmektedir. Yani Yani Kur'an diyor ki arkadaşlar sanki bununla ...sen hayırları elde edeceğin zaman... ...hayırları elde edeceğin zaman... ...bu daha az çilesiz olacaktır. Daha zahmetsiz olacaktır. Aslında biz dedik ki... ...kesebe fiili oradaki zorluğa da işaret edebilir. Ama iktisaf fiilinden... ...mukabilinden çıkardığımız o. O zorluksa demek ki burada zorluk olmamaya... ...delalet etmesi daha olası. O zaman diyoruz ki... ...senin fıtratın İslam üzerine yaratıldığı için... ...fıtratından vicdanına... ...yaratılışının bu yürüyüşüne muvafakat edecek. Yani sen hak yolda gittiğinde işler daha yolunda gidecek. Çünkü ruhen kendini rahat hissedeceksin. Vicdanın itiraz etmeyecek. Organların itiraz etmeyecek. Dolayısıyla canın sıkılmayacak. Hani bir program diyelim. O programı sen ne yapıyorsun? Veya bir bilgisayar, bir kullanım amacı var. O belli bir şeyi kaldırıyor. Sen onunla giriyorsun. Onun kaldıramayacağı yükleri yüklediğin zaman ne yapıyor? İşte ızdırap içerisinde kıvranıyor. Sonra çöküyor vesaire. Kapanıyor, donuyor. Aynı bunun gibi insan da hak olmayan yolda gittiğinde onun vicdanı, onun fıtratı ne yapacak arkadaşlar? Ona rahatsızlık verecek. Vicdan azabı çekecek yani. Evet. Evet. Şimdi oysa kişinin aleyhine olan işleri yapması fıtratının ve vicdanının kabul etmeyeceği halleri içerdiğinden onlara elde etmede zorluklar görecek. Ve az bir zevk ve faydaya mukabil büyük bir manevi azabı hissedecektir içinde. Bakın Kur'an'ın anlatımındaki inceliğe bakın. O yüzden diyoruz böyle bir kitap Türkçe'ye motomot tercüme edilemez. Tercümeden bu manayı anlayamazsın. İftial mi, istif, işte infial mi, şey mi, e, ...sülasi mi değil mi? Bakın aleyhine olan işleri yaptığında Kur'an diyor ki zorlanacaksın. Yani sen diyor bak lehine olan şey kesebe kesbetme kazandı. Kazanırsan lehine. Ha bazen zorluk olur bazen olmaz ama o kazandığın her şey lehine. Ki zorluk olsa da lehine. Kolaylık zaten fıtratın senin kolaylık. Fıtratın üzerine yaratılmışsın ve fıtratın üzerine hareket etmen isteniyor senden. Diğeri ise yaratıldığın fıtrata ters bir hareket. Dolayısıyla onu yaptığında hem zorlanacaksın, yokuş yukarı tırmanıyor gibi, sanki hani diyor Kur'an o iman etmeyenler gökyüzüne çıkıyor gibi işleri daralacak. Niye? Fıtratının aleyhine gidiyor, akıntıya ters yüzmeye çalışıyor. Dolayısıyla hem yorulacak, hem zorluk çekecek, hem de istisale azalacak, elde etmesi azalacak ve dolayısıyla aleyhine olan şeyi elde etmek daha zor. Evet, bu birinci ifade. İkincisi arkadaşlar Allah'ın bir rahmet eseri olarak insan az bir çabayla hatta mücerret bir niyet ile dahi o ameli yapmasa da bir sevap elde edecektir. Demek hayırları elde etmek o derece zahmetsiz ve kolay. Hatta niyetine göre bu ameli yüzlerce kat değer kazanabilecektir. Oysa günah işlemeye niyet eden bir kul onu yapmadıkça hanesine bir günah yazılmayacak. Hatta terk etmeye karar verse karşılığında sevap dahi elde edecektir. Demek hayırlar ve karşılığı olan sevaplar suhuletle elde edilebiliyorken şerler bir çabanın ve uğraşın eseri olarak harekete geçme safhasından sonra eğer o şer olan amel meydana gelirse ancak elde edilebiliyor şerler. Bakın şerler ne zaman elde edilebiliyor? Ancak harekete geçip onu yaparsan. Bununla alakalı hadis de var. Aşağıda almışız. İnna Allah ketebel ve seyyiatu Allah muhakkak iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Tüm mebeyyene zalik. Sonra Allah Resulü onu açıklıyor. Meşhur bir hadis biliyorsunuz. Kim bir iyilik yapmak ister de onu yapmazsa Allah ona katında bir iyilik sevabı verir. yapmak istedi yapamadı. Kim bir işi yapmaya niyet eder ve onu yaparsa Allah ona 10 haseneden 700'e kadar ve daha da katlarına kadar hasenat yazar niyetine göre. Eğer bir kötülük yapmaya niyetlenir ve onu yapamazsa ...Allah ona tam bir iyilik yazar. Bak Düşünebiliyor musun? Kötülük yapmaya niyet ediyor... ...yapmıyor. Eğer bu kötülüğü yapmaya niyet eder... ...ve sonra onu yaparsa... ...Allah ona sadece bir kötülük yazar. Bakın Muttefakun Aleyh Buhari Müslim hadisi. Bu ayet bakın ne kadar birbiriyle uyumlu. Kur'an diyor ki... ...sen sevabı çok kolay elde edersin. Lehine olan şeyler çok kolay. Mücerred niyetin dahi senin için bir hayır. Ama şerler öyle değil. Şerleri elde etmek istiyorsan... ...onu ancak fiiliyata geçireceksin ki Allah sana bir günah yazsın. Yani fazlasıyla uğraşman lazım. Bakın ayet ne kadar veciz bir şekilde bu manaya delalet ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne kadar veciz bir şekilde bu manayı bizlere beyan ediyor. Ayetin bu manasını nasıl tefsir ediyor. Elhamdülillahi min fadli Rabbi. Evet elhamdülillahi ala dinil İslam vel iman. Vel iman ve dinil İslam. Evet üçüncü mana arkadaşlar pek çok ayeti kerimede sarahaten veya işareten ifade buyurulduğu üzere hayırlar Rabbimizden şerler ise nefsimizdendir. Kur'an ayetlerde bunu söylüyor. Yani hayırlar Rabbimizden şerler ne anlamında arkadaşlar? Yaratma anlamında değil ama buraya dikkat edelim. Yani yaratma anlamında değil. Hayırlar ve şerleri yaratan Allah'tır. Çünkü başka yaratıcı yok. Ama onu kesmeden isteme anlamında arkadaşlar nedir? Bunlar nefsimizden. Şöyle yazsak daha belki yanlış anlaşılması. Evet. Çünkü şerri yaratan da hayrı yaratan da Allah'tır. Çünkü eğer ki şerri Allah yaratmadı dersek aşağı günümüzde böyle diyenler maalesef var. E o zaman kim yarattı haşa? Başka bir yaratıcı mı var? O zaman mutezile gibi demek zorunda kalacaksın. Neyse bu kelami bir mesele. Yani onlar ne diyor? İşte hayır işte şey Allah insana insan kendi fiilinin yaratıcısıdır gibi. Yaratma fiilini Allah insana da vermiş. O yüzden yaratma fiili yaratıcıya has bir fiil. İşte bu manadan kaçmak isterken arkadaşlar daha kötü bir manaya gidiyorlar. Güya Allah'tan bunu tenzih edecekler. Hani Allah şerri yaratmaz. Ama ne yapıyorlar? Daha büyük bir şeyi haşa yaratıcıdan alıyorlar. Onu insana veriyorlar. Yani adeta bir sinek ısırığından kaçıp yılanın ısırığına gitmek gibi oluyor. Oysa Allah şerri yaratır. Yaratmak ayrı ama ona, ona razı olmak ayrı bir şey. Allah şerden razı değil. Zaten sana yapma diyor. Peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Razı değilim diyor. Ama sana bir irade vermiş. Eğer iraden o fiile taalluk ediyorsa, o fiili yapmayı arzu ediyorsa Allah bunu da yaratacağını sana vaat etmiş. Bunu koymuş. Evet. Bu ayeti kerimede bu ayeti kerime de bu iki babın farkıyla bu manayı işaret etmekte. Zira hayırları yapmak ancak bizlere Rabbimizin bir lütfu. Çünkü fıtratımıza bu arzuyu koyan, bunun için azalarımızı hazırlayan, vicdanımızı buna sevk eden, gönderdiği peygamberler ve kitaplarla bunu teşvik ve terhib eden Allah'tır. Oysa kötülüklerin sahibi insan. Sanki Rabbimiz diyor ki, bak siz diyor hayırları kesle elde edersiniz. Yani suhulet, orada bir zorluk yok, iftial yok orada, iktisap yok. Niye? Çünkü zaten hayırların sahibi o yüzden benim. Hayırlar benden. Çünkü fıtratınızı yaratan benim. O hayırlara karşı içinizde meyil koyan benim. O şerlere gideceğiniz zaman o vicdanınızdan yükselen o vicdan azabını oraya yerleştiren benim. Fıtratınızı buna meyil ettiren benim. Bu kötülüğü yaptığınız zaman dışarıda kınanmanızı sağlayacak o fıtratları da o insanlara koyan yine Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla insan iyiliğin sahibi Allah'tır. İnsanın iyilikteki hissesi binde birdir. Ama kötülüklerin sahibi insandır. Çünkü kötülükler bunların hepsinin zıttına hareket etmektir. Zira Allah bu kötülüklerden razı değildir. Çünkü kötülükleri elde etmek ancak İslam fıtratı üzerine yaratılan fıtratın tahyiri ve bozulmasıyla meydana gelir ki buradaki bozulma emanete sahip çıkmayıp onu zayi eden insana aittir. Evet. Yine Kur'an-ı Hakim'de bu manada bakın başka bir ayet. Demek ki burada bu ayette bunu anlıyor. istebaka hayrat. Yani hayırlara koşun buyuruyor. Burada da koşmak fiilinin sülasi mücerret hali olan sebaka se, sebaka kaçıncı var sebaka yesbiku ikinci vaaptan olacak. Versiyonu değil iftial babından olan şekli kullanılmıştır. Zira bir önceki ayette işaret edilen fıtrata uygunluk kolaylığı, insanın şerre nispetle hayırlara meylini kolaylaştırsa da vakada insanın düşmanı olan arzuları ve o arzulara yol gösteren iblis ve onun müzahiri olan insi şeytanlar, destekçileri olanlar ve onların kurdukları düzen ve sistemler onun hayır ve hak yolunda yolculuğuna daima engeller çıkaracaktır. Aslında bunu alırken bir önceki e, ifadede şöyle bir sual vaki olur diye ona cevap cevap sadedinde de zikrettim. Ya hocam hayırları elde etmek de madem hani kolay neden devamlı sabır telkin ediliyor vesaire. Hayır değil arkadaşlar. Biz o açıdan konuşmuyoruz. Bazen bir meselenin pek çok açısı olur. Biz burada yaratılış anlamında konuştuk. Mesela yukarıda nasıl dedik ki insan kişilerden e, sorumludur ama kesbi anlamında, yaratılış anlamında değil. Burada da hani hangi açıdan, hangi haysiyetle Arapça ifadesiyle. Şimdi insanın hayırlara fıtrata uygunluğu açısından hayırları elde etmesi daha kolay. Ama düzenin, düzenin kötü olması, şeytanın ona bastırması ve insi şeytanların da şeytana arka çıkması ve böyle bir kötü düzen kurmaları bu arizi bir şey. Arizi bir şey. Yani normalde düşünülmeyecek sonradan meydana gelen bir şey. Bizim ülkemizde mesela veya da şu andaki İslam dünyasında olduğu gibi yaşadığımız hala hazırdaki dünyada olduğu gibi. Tabii ki burada hayır elde etmek daha zorlanacaktır. İşte Kur'an da burada vakaya işaret ediyor. Birinde fıtrata, yerinde vakaya. Vaka ne diyor arkadaşlar? Vaka diyor ki vaka dediğimiz yani realite hala hazırda olan gerçek. Bize diyor ki yaşadığımız gerçek evet hayırları koşarken önünüze devamlı engeller çıkacak. İnsi şeytanlar çıkacak, cin, cinni şeytanlar çıkacak. İşte sizi anlamayanlar çıkacak, kötülükler çıkacak, imtihan olacaksınız. Allah sizi imtihan edecek. Dolayısıyla festebiku, siz hayırlara koşmak için ne yapın? Çaba sarf edin kendinizde hayır yolunu atmaya çalışın. O hayırları elde ederken önünüze çıkacak sorunlara, sıkıntılara göğüs gerin diye istebeka şeklinde getirdi. Veya bu istebekayı arkadaşlar aşağıda gelecek farklı anlamda da alabiliriz. Ben buraya da bunu koydum ki dediğim gibi yukarıda soruya cevapsa dediğinde. Ama kendi şeyhim hocam bunu bir sonraki ayete koymuş. Bakın müşareket bahanasına. Burada da zikrettim. Ben buraya da koymayı uygun gördüğüm için böyle de koydum. Vallahi alem bir sevap. Evet. Demek ki o yüzden Kur'an'ın pek çok yerinde hayrı elde etmek için ve daha sonra bu hayır üzere sabırlı olmak, hayrı elde etmek ve bu hayır üzere sabırlı olmak övülmüş. Değil mi? Elde eden, birbirlerine hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden, devamlı buna dikkat çekilmiş. İşte bu ayetleri kelime iftial babından getirilerek hayırlara koşmanın bir ona eriştikten sonra o hal üzere sabretmenin mevcut koşullar ve vaziyet itibariyle kolay olmayacağına bilakis meşakkatli veya zorluklarla dolu olacağına işaret edilmektedir. Evet. müşareket manası. İstebakayı buraya da koyabiliriz müşareket. Müşareket dersek mana ne oluyor? Festebekul hayrat ayeti bu kısmı örnek verebileceğimiz gibi zira bir manası da tesabeku demek. Yani hayırlarda yarışın, hayırlara koşun. Hepiniz ortaksınız manasında arkadaşlar. Y yine bu mana için ihtisamu, ihtisam fiili arkadaşlar. Takasamu şey... Fes ihtesem, -ihtasim", olacak. O yanlış olmuş. Evet yani tıha samu gibi arkadaşlar hasımlaşın hasımlaşın manasında şimdi mesela burada istebeka ile alakalı mesela hangi ayeti kerimede nasıldı Yusuf suresinde istebekal bab mıydı hatırlayan var mı ayeti kerimeyi i̇stebekal bab baba doğrusu kapıya doğru koştular mıydı? Aynen. İstebakal bab. Şimdi bakın. Aslında bu ayeti de oraya yazabilirdik arkadaşlar. Bak. Festebakal bab ve kaddet kamisahu min duburin. Bak şimdi diyor ki ikisi de kapıya doğru ne yaptılar? Koştular. Kadın onun gömleğini arkadan şey yakaladı gömleğini yırttı diyor. Ondan sonra biliyorsunuz ve el feya ledel kapında onun efendisiyle hani bir araya geldiler. Kale kadın dedi ki ma cezau men erade bi ehlike suen illa en yusjana ve elim. Senin ehlinden, ailenden nasip almaya çalışan bundan bu kimsenin cezası karşılığı nedir? Ee, onun hapsedilmesi ve ona azap edilmesi dışında. Yani ne olabilir? Yani bunlar ona bu cezalar verilmeli diye. Şimdi bakın Kur'an burada istabaka kelimesini kullandı mesela. İstabaka kelimesi koşmak manasında. Şimdi normalde tesabaka kelimesini kullansa tesabaka da aynı manada. Tesabuk. Fakat tesabakada iki taraf aynı anda koşar. Yani gerçi burada vermemizin sebebi onu tefaül babında zikrettiğimiz için. Tefaül babında göreceğiz. Orada ikisi aynı anda koşması. Fakat iste bakada arkadaşlar biri birinin önüne geçebilir. Tesa tefaül babındaki teşarük ikisinin aynı anda yapması. Ama burada birinin önce yapıp diğerinin sonra yapması önemli değil. Evet kapıya yeltendiler. İkisi de o fiili yaptı. Fakat ortaklar orada. Ama biri birine biri gitmek istedi, diğeri gitmek istemedi. Ama ikisi de sonuçta aynı fiili yaptı veya biri diğerine ne yaptı? Önüne geçti. Ama tefaülde öyle değil. Tefaül babındaki tesabaka deseydi ikisi de aynı anda istedi. İkisi de fail konumunda. ikisi de hiçbir farkı yok birbirinden. Aralarında böyle bir fark var arkadaşlar. Evet. Orada tefaül babında yine oradaki teşarükle birlikte zikrederiz. İşte böyle ince manalar aralarında oluyor. İttihaz arkadaşlar edinmek manası. Yine bu babdan gelen fiiller bazen bir şeyi edinmek anlamında istimal edilebilirler. Mesela it tabaka, ittabaka fiili İttekaza tabihan yani yemek edindi, pişirdi, yemek pişirdi manasında. İttabaha. Bakın ihtateme, ihtateme, ittekaza hatimen yani bir yüzük edindi, yüzük sahibi oldu. Yüzükleşti gibi, yemekleşti yani yemek pişirdi. Yüzük sahibi oldu anlamında bir şeyin sahibi olmak anlamında da bazen kullanılıyor. Genelde en büyük iki manası yukarıda geçti. Mutavat ve oradaki bir şeyi arkadaşlar bir çabayla elde etmek. Sülasi mücerret manada bazen de iftial babındaki fiil sülasi mücerret versiyonu ile aynı manayı ifade eder. Mesela iktara ve yakınlaştı, karube de yakın oldu manasında. Bazen bu manada da kullanılabilirler birbiriyle. Şimdi gelelim buradaki fiillerin çekimine. Evet. İftial babından müteaddi fiilin emsileyi muhtelifesi. Evet. İktetebe. Murat geldi mi? Şimdi dedik ki arkadaşlar. Bu bab, bu bab müteaddi ve lazım olmada ortaktır. O yüzden hem müteaddiden bir fiil zikredelim dedik. Hem de lazımdan. Müteaddiye bakalım önce. Evet. Ve, vezinler iktetebe iktetebe yektetibu bu. Bakın iktetebe ne demek? Kopyalamak manasında. Ketebe yazmak. İktetebe arkadaşlar oradan alıp hani kopyalayıp ne yapmak? O nüshaya geçirmek gibi yazmak manasında ama hani oradan kopya edip onu yazmak anlamında. Yani istinsah etmek aslında. Yani oradan çoğaltmak. Kitaptan tutup mesela önceden böyle yazılıyordu. İktete ve istinsah etti. Kopyaladı yazdı manasında. İktete ve yektetibu iktitaben. Fehuve müktetibun. Ve zâke müktetebun. Müteaddi olduğu için müktetebun diye direkt geldi. Harfi cer gelmedi. Müktetebun. Lem yektetib. Lem ma yektetib. Ma yektetibu. La yektetibu. Len yektetibe. Liye küteti, laye küteti, la tek Burada arkadaşlar, bu yanlış olmuş. Mektete bu olacak. Özür dilerim, doğru yazılmış. Tabii ismi mefullü gelecek. Mektete Tamam. Müktetebun. Ben dedim müfaale babıyla mı karıştı? Yok. Müktetebun. 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 Yani ismi zamanda, da, ismi mekan da, maslar, mimi arkadaşlar hepsi mef'ul kalıbından geliyor biliyorsunuz. Gayri sülasilerde. Hepsi müktetebun. 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 Yani istinsah zamanı, mekanı ve istinsah etme kopyalamak anlamında. Evet. Evet. Sonra ve iktitabeten diye gelebilir. İktitabeten. Bu cemileten yanlış olmuş. Buraya vahideten olur ama vahidetene de gerek yok. Çünkü kelimenin son harfi arkadaşlar kapalı t ile bitmiyorsa vahideteni eklememize gerek yok. İktitabeten yeterli. Bir kere kopyalamak anlamında. Çünkü gayri sülasilerde kelimenin mastarının son harfine t eklediğimiz zaman yeterli. Ama son harfi t ile bitiyorsa o zaman vahideten ekliyoruz. Evet iktidab, iktitabeten cemileten, iktitaben cemilen güzel bir şekilde kopyaladı. Manasında küteytibun, burada bazı harfler silmemiz gerekir arkadaşlar. Çünkü e, ismi tasvirlerin, ismi tasvirlerin en fazla 5 harfi üzerinden yapılır. O 5 harfler de sondan bir önceki harf uzatma illet harfi olacak arkadaşlar. Med harfi olacak yoksa yapılmıyor. Dolayısıyla bakın ne yapmışız? ttb, te, ne yapmışız? k t te, manasında bir 4 harfi aldık. Emze'yi baştaki şeyi çıkardık arkadaşlar. 5 harfliyken. O da ne oldu? Küteytib şeklinde. Küteytibun e, iktitabiyyun iktitabiyyun. Masları böyle geldiği için maslara ne yaptık arkadaşlar? İsme yapacağız. İlle maslara değil. ismi faili de yapabiliriz. Önemli olan bir şeyi mensup hale getirmek. Ama maslar kullandık. Fark etmez. İktitabiyyun ehsen iktitaben mahsene kitabehu ve ahsin bi diye bu şekilde gelecek. Bu bunun müteaddi. Bir de lazım. Müta Musannifin zikrettiği içtema'a fiili. İçtema'a yeçtemi'u toplanmak demek değil mi? İçtema'a yeçtemi'u içtima'an fehuve müçtemi'un ve zâke müçtema'un lehu. Niye lehu geldi? Çünkü lazım olduğu için mefulünü direkt alamadığı için mecbur biz harficerle getirdik. Bunu bir iki ders önce geniş bir şekilde anlatmıştım. Evet, lem yectemi lamma yectemi ma yectemi la yectemi len yectemi li yectemi la yectemi ictemi la tectemi mujtema. Bu da müctema 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 diye gelecek aynı şekilde zaman mekan toplanmak aynı. İctimaeten vahidetene gerek yok. İctimaeten haseneten ictimaen hasenen iki şekilde gelebilir arkadaşlar. Yine bunda da cüteymiun diye sileceğiz. İctimai yun ahsen ma ahsen ictimahu ve ahsen bi diye getireceğiz arkadaşlar. Evet. Burada iftial babını da bitirdik. İnfial babı daha kısa arkadaşlar. Ama burada kalalım. İnfial babını bir dahaki derse işleriz. İnfial babında da şöyle bir şey düşünüyorum. Çünkü bayağıdır gayri sülasilerde şey yapmadık. Fiil yani sadece 24 muhtelifesini çektik. Bu infial babı kısa bir dahaki dersimizde pazartesi yapacağımız derse inşallah infial babını hepsini bütün hepsini çekeriz. Mesela Musannif'in verdiği İhmarra'yı hepsini mazi, muza, İhmarra, İhmarra, İhmarru, İhmarrat, İhmarrata, İhmararne, İhmararta, İhmarartuma, İhmarartum gibi böyle bir çekim yaparız. En azından bir o muhtelife ve muhtaridelerinde bir hepsini çekmiş olalım. Ara ara çektik böyle yarım ama baştan çekmedik. Hem İhmarra nasıl bir fiil arkadaşlar? İhmarra e, mudaaf fiil olduğu için çekiminde farklılıklar da var. Hem o farklılıkları da görürüz. Nasıl farklılıklar oluyor diye. Evet. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ وَأَخْرُ دَوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ